İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı kararnamesi. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı NATO Genel Merkezi oturumuna katıldı. Rus medya kuruluşları Türkiye'nin Akdeniz'deki petrol boratlı sabotajla bağlantısı olabilir. Türk güçlerince dersinde katledilenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi. G20 zirvesi Osaka'da başladı. Ermenistan Cumhuriyetini temsil eden iki sporcu Avrupa Şampiyonası finalinde. 20 Haziran 2019 No 72. Batı Ermenistan Devlet Başkanı 1951-1954 Sözleşmesi ve 1944'te atıfta bulunan mültecilere, vatansız kişilere ve uluslararası sivil havacılık sorunlarına ilişkin Chicago Sözleşmesini dikkate alarak. Rusya'nın 29 Aralık 1917'de kabul ettiği Türkiye Ermenistan'a Batı Ermenistan Deklarasyonu, 28 Haziran 1919'da imzalanan Versay Anlaşması, 19 Ocak 1920 tarihinde müttefikler yüksek komiserliği tarafından Batı Ermenistan'daki Ermeni hükümetinin filen tanınması, 11 Mayıs 1920 tarihinde Ermenistan Devleti'nin Batı Ermenistan topraklarından müttefikler yüksek komiserliğince tanınması, 11 Mayıs 1920'de Ermeni Devleti'nin Batı Ermenistan topraklarında Amerika Birleşik Devletleri tarafından tanınması, 11 Mayıs 1920'de Müttefik Yüksek Konseyi ve Türkiye'nin 10 Ağustos'ta imzaladığı Sevr Antlaşması'nı ve 22 Kasım 1920'de Başkan Woodrow Wilson'un tahkim kararı, 17 Aralık 2004'te Batı Ermenistan Ermenileri Ulusal Konseyi'nin resmi açıklaması ve 9 Mayıs 2016 tarihinde Batı Ermenistan Ulusal Anayasası, 13 Eylül 2007'de Birleşmiş Milletler Yerli Halkların Hakları Bildirgesi ve Batı Ermenistan'ın 1951 Mültecilerin Statüsü Sözleşmesi'nin incelenmesi, 1954 Vatansızlar Sözleşmesi, 1954'de Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi, 1944 Chicago Sözleşmesi gerçeğini temel alarak karar madde 1. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı 1951 Sözleşmesi'ni, 1954 Sözleşmesi'ni ve 1944 Chicago Konvansiyonu'nu onaylamaya yetkilidir. Ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'ne bu antlaşmaları ve içerdikleri tüm noktaları saygıyla takip etmeye çağırır. Bu onay belgesini atıfta bulundurarak 20 Haziran 2019'da Cenevre'de Batı Ermenistan mührü ile imzaladım. Armenak Abrahamyan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı David Tonayan, Başkanlığındaki heyet, 27 Haziran'da Brüksel'de gerçekleşen NATO'nun Afganistan'daki kararlı destek misyonuna kuvvet gönderen ülkelerin savunma bakanlarının toplantısında yer aldı. Savunma Bakanlığı basın departmanından verilen bilgiye göre Savunma Bakanı yaptığı konuşmasında misyonun Kuzey Komutanlığı çerçevesinde üstlendiği görevi yerine getirme kararlılığını yineledi. David Tonayan, toplantıda hazır bulunanlara Afgan ihtilafının çözümü konusundaki kendi görüşünü de sundu. Batı Ermenistan'ın Dersin bölgesinde çıkan çatışmada yaşamını yitiren Cihan Çelebi, Mazlum Atar ve Mahmut Alınbay'ın cenazeleri dün Malatya Adli Tıp Kurumu'nda ailelerine teslim edildi. Cenazeler kendi memleketlerinde toprağa verildi. Yaşamını yitiren Çelebi'nin düğünü Dersim gezekin Doğan Köyü'nde defnedildiği öğrenilirken, Atar'ın cenazesinin Dersim Tunceli Devlet Hastanesi'nde bekletildiği belirtildi. Alınbay'ın cenazesi ise ailesi tarafından Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde toprağa verildi. Aynı çatışmada yaşamını yitiren Batı Ermenistan'ın Bağış ilçesi doğumlu Abdülkerim, Avras'ın cenazesi ailesi tarafından memleketine götürüldü. İçişleri Bakanlığı'nın karar listesinde olduğu söylenen Avras'ın 2018 yılının Eylül ve Aralık aylarında iki kez öldürüldüğü yönünde resmi açıklamalar yapılmıştı. Avras ailesinden gelen bilgilere göre oğullarının uzun zaman önce öldürüldüğü anlaşılıyor. <laughs> Saldırı için hiçbir grup veya ülke sorumluluk üstlenmemesine karşılık Suriye'nin günlük Alvatan gazetesi Rusya Today ve Evrasya Daily gazetelerine atıfta bulunarak petrol boru hattı patlamalarının kazara olmadığını ifade etti. Görüntüler bu boruların kazara hasar görmediğini, patlatıldığını kanıtlamaktadır. Bu boru hatlarının önemi, Banyas petrol rafinerisine tanker vasıtasıyla hammette tedarik etmeleri ve Suriye'deki ana stratejik enerji kaynağı olmasıdır. Rusya Today ve Eurasia Daily gazeteleri bu sabotajın sebebi komşu Türkiye olabilir diye yazmaktadır. Alvatan gazetesine göre Türkiye Türk ordusunun gözlem noktalarına saldırıldığı için Suriye'den intikam alıyor olabilir. Alvatan gazetesi bu İdlib'deki gözlem noktalarına yapılan saldırıya bir cevap olabilir. Türk SAS komandoları oldukça iyi çalışıyor diye eklemede bulundu. G20 liderlerinin iki günlük oturumları Cuma günü olsa kadar başladı. Öngörülen dört oturumda taraflar, ticaret ve çevresel konular dahil olmak üzere küresel ekonomik sorunları tartışacak. Toplantılarda ayrıca bilgi teknolojisi alanında çalışan büyük şirketler için uluslararası bir vergi sisteminin oluşturulmasına değinilmesi de öngörülüyor. Ekoloji alanındaki özel dikkat, küresel okyanusu kirleten devasa plastik çöp miktarına verilecek. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Jimnastik Takımı üyeleri Avrupa Oyunlarında madalyalar için mücadeleye başladı. Arthur Davityan, Minsk'te devam eden jimnastik turnuvasında 88.231 puanla ikinci olarak finale çıktı. Davityan ayrıca atlama ve serbest stil dalında da finale çıktı. Halkada Ermenistan Cumhuriyeti temsilcisi olan Vahagın Davityan 14.500 puan topladı ve yine finalde yarışacak. Ermenistan Cumhuriyeti'nin 2. Avrupa oyunlarına 37 sporcuyla katıldığını hatırlatalım. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Ermeni Ulusal Müzik Arşivinden Derigo Hoynar adlı eseri sunuyoruz. Տերիկո դե հոյնար 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 խանը մեջ Տերիկո դե նելավ գերտերողին Տերիկո դե ջան լուս կանզարգեց վզի դողին Տերիկո դե ջան ես ղուրբան եմ քո ստեղծողին Տերիկո դե ջան Տերիկո դե հոյնար 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 There he goes, Hoya Nard. Hoya Nard. Hoya Nard. There Teri kone lav ker teri gin khan me jan khan me re lav ker teri gin deri ko jan in kner juhtak te ker deri ko jan ke ortogin de Serin tamamı Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.